Yozgat İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi, Fazlı Yılmaz, adres Hastane Caddesi, Gül Apartmanı, Merkez Yozgat. Yapalım. Cephada duruyoruz da benim dağıtmamı şey. İnsan hayatının hiçbir karşılığı yoktur bak. Nereden kıştık ya? Kim diyor kıştık ya? Önler? Ya bak, bir de trafik kazası mağdurusun yani işte. Yani bunları önem verelim. Becem. Kadışehir'den gelip Ankara, İstanbul'a gidiyoruz. Lastikleriniz kışlık mı, yazlık mı? Arkalar kışlık. Önlerde hiç kışlık takmadık yani. Peki herhangi bir sıkıntı oluyor mu önler kışlık? Yok, herhangi bir sıkıntı yaratmıyor yani. Bu son günlerde meydana gelen kazaların özellikle bu lastik yüzünden olduğu söyleniyor. Doğru mu? Siz neler söylersiniz? Ya şimdi kabak olursa, lastikte diş olmazsa zaten kaymayı önden yapar yani. Kaydırır arabayı yani. Önemli olan diş diyorsun. Evet, önemli olan lastiğin dişli olması yani. Hiç kaza geçirdiniz mi hayatınızda? Yok. Geçirmedim. Ceza işlem uygulanacak mı? Trafik polisi ne dedi size şimdi? Uygulama yapıyor. Şu an uygulama yapıyor. Hafif bir ceza yazacak. Bir hafta müsaade verdi. Ön lastikleri kışlık yapın diye uyardılar. Biz de tamam dedik yani. Bunlar Bir fizik kuralı var mı? Konser mi? Kaymayacak diye bir şey yok. Bu lastik kaymaz mı yani? Bir lastik. Evet, bu lastik. Şimdi arkadaşlar, bakın. Kış lastiğiyle, yola tutulmasıyla, mevsimlik, yaz lastiği tutulması bir değil. Sınırdaymış. Bunun maddesi bakın, kış lastiğinin maddesi kauçuktur. Tamam mı? Kauçuğu daha fazladır ve yolu daha çok tutar. Tuzlu da olsa, bak 150. Bakın şu lastiği öne koyduğun zaman bunu lastikten ön tarafa gidemezsin, yola gidemezsin. Gidersiniz. 150 fark ediyor. Bu lastiği kullandık. Kafanızda bir şey var. Ama bakın bu kendi lastiği olan. Kazada. Bana bak. Yazhanelere bir şey koyun mu? Ben biraz önce beni aradı. Ön lastiği de cezayı edeyim mi? Arkalarda kış lastiği var sanırım, önde yok. Ön tarafta kış lastiği olmaz ki otobüslerde ya. Ön tarafta kış lastiği olur mu? Nasıl gidecek bu araba ki yani? Ne zarar oluyor mesela önde kış lastiği? Gidemiyor ki araba yani ya. Taksınlar, gitsinler bakalım nasıl gidecekler. Siz mevsimlik lastik olduğunu iddia ediniz. Mevsimlik lastik değil, düz lastik yani. Ön tarafa düz lastik takın. Bütün araçlarda bile. Kamyonda bile gitmez o. Evet. Ama kış lastiği arka tarafta olur yani. Onu demiyoruz. Ön tarafta olmaz kış lastiği. Evet, son zamanlarda meydana gelen vahim kazalardan sonra zaten rutin denetimlerimiz vardı yolcu taşıyan minibüslere ve otobüslere yönelik. Ama vahim kazalardan sonra bu denetimlerimizi arttırdık. Yanlış bir algı var, sadece kış lastikleri arka lastikte bulunur diye. Araçların yola tam olarak tutunması için dört lastiğinin de, yani tüm lastiklerinin kış lastiği olması gerekiyor. Kış lastikleri kazaları %50 oranında azaltıyor. Araçların yola tam olarak karlı, ıslak ve buzlu zeminlerde daha çabuk, daha çok tutunmalarını sağlıyor yola.
Kış lastiğinin önemi çok fazla. Kış lastiğinin yapısında bulunan kauçuk maddenin daha fazla oranda bulunması yollara daha çok tutunmasını sağlıyor araçların. Bu yanlış algıyı biz sürücülere yönelik olarak birebir anlatıyoruz. Ön lastiklerde mutlaka arka lastikler gibi kış lastiği olacak. Yozgat bir de geçiş noktasında bulunuyor. Nasıl yoğunluk, nasıl otobüs yoğunluğu? Evet, otobüs yoğunluğu gece saatlerinde daha çok oluyor. Zaten buzlanma ve ıslak zemin olduğu zamanlarda sürücüleri uyarıyoruz biz yavaş gitmeleri ve dikkatli araç kullanmaları konusunda. Kış lastiklerini de gece gündüz 7/24 esasına göre hem yük taşıyan araçlara yönelik hem de yolcu taşıyan minibüse, otobüslere yönelik denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Ceza uygulanıyor. 80 küsür lira ceza uygulanıyor ve ceza uygulandığı süre içerisinde bir haftalık süre veriliyor kış lastiği takılması yönünde. Bu bir haftalık süre içerisinde eğer kış lastiği takmazlarsa ikinci uygulamada araç trafikten men ediliyor.